One Piece izlenmeli mi? Bugünkü konumuz bu olacak. Başlıkta lastik gücü olan ve 1000 bölümden fazla bir anime bu saatten sonra izlenilmeli mi? Sonuç olarak izleyen birçok kişi olsa da bence daha izleyebilecek daha fazla kişi var. Ve belki bu kişilerden biri de sensindir ve bu videoda izlenmeli mi yoksa izlenmeye gerek yok mu? Kendi düşüncem ile bunu sana anlatacağım. Tabi hiçbir şekilde de spoiler vermemeye çalışacağım. Introdan sonra da konumuza yoğunlaşacağım. Şimdi kanalıma ilk defa denk geldiysen bilmezsin. Kanalımın videolarının büyük bir kısmı One Piece ile ilgilidir. Yani çoğunlukla olumlu şeyler anlatacağım. Luffy serinin başrolü ve bu animeyi bize bu kadar eğlenceli yapan kişidir tartışılmaz. Ama bu serinin iyi yürümesinin tek sebebi kesinlikle o değildir. Kendisi korsandır ve bir tayfası vardır. Arkadaşları, ailesi, kardeşleri, yoldaşları. Ve bu arkadaşlar kim ne derse desin serinin tadı tuzudur bence. Gülmek için bir ton sebep sunuyorlar. Ağlamak için de bir ton sebep sunuyorlar. Her izleyici bu karakterler için en az bir kere üzülmüştür ve birkaç kere de sevinmiştir. Çoğusunun başından büyük olaylar geçmiş ve şans mı desek, kader mi desek bu seride buluşuyorlar. Tabi birleştiren kişi de kaptanları Luffy'dir. Luffy yolculuğu boyunca tayfasını kuruyor. Beraber güçleniyorlar ve korsanlar kralı olmak için bıkmadan usanmadan çabalıyorlar. Dediğim gibi tayfasız kendisi de bir hiçtir aslında ve bunu birçok kez de görüyoruz. Gerek hayatını kurtarmaları gerekse doğru yolda gitme konusunda birçok kez tayfası ile sonuca varmayı başarıyor kendisi. Başarıyor derken öyle Captain Tsubasa gibi her geleni kolayca yeniyor falan yok yani burada. Bu arada bu dediğimiz çizimlerde zaman ilerledikçe toparlanıyor. Sevilecek bir hal alıyor. Ve bence savaş koreografileri bile başarılıdır. Ama bu benim yorumum tabii. Birçok şey sayabilirim bu seri niye izlemeniz gerekiyor diye. Ben biraz güzel olan yanlarını anlatmaya çalıştım. Ve şimdi seriyi belki en iyi yapan şeyi size anlatmak istiyorum. Gizemi, soruları. Naruto'daki Tobi kim sorusu falan değil. Daha çok Attack on Titan'daki Titanlar kim sorusu. Veya başka bir animede olan bu genel hikayenin merak edilen gizemi sorusu. One Piece'te bundan bir ton var. Yazar bu 24 sene içinde o kadar şey eklemiş ki ben okuyucu olarak her chapter neredeyse yok artık yine ne planlıyor bu adam derkene kendimi yakalıyorum. Hatta o kadar teoriler dönüyor ki bazı YouTuber arkadaşlar bir teoriyi okuyunca ayakta alkışlayabiliyor. Buradan bir başka arkadaşıma selam. Monkey D. Luffy'nin D'sinin bir gizemi var veya bu şeytan meyvelerinin bir gizemi var veya bu ilk başlarda gördüğümüz bu Shanks kim? Bunlara benzer 1 milyon soru var bu animede. Yani az buz değil, bayağı bir soru. Hatta şöyle demeliyim, One Piece'in her sahnesinin altında bir şey yatıyor desem abartmış olur muyum? Olmam sanki. Daha son bölümlerde Luffy'nin şeytan meyvesinin nereden geldiği ortaya çıktı. 24 sene sonra. İlk bölümde gözüken bir olay 24 sene sonra önümüze çıkıyor. Bunun için dediğim gibi meraktan çatlayacağınız bir ton soru var ve bence One Piece'i One Piece yapan şeylerden en büyük nokta da budur. Yazar bizi gizemli bir dünyanın içine koydu ve biz bu dünyanın parçası olduk. Ve ister istemez bu gizemleri merak ediyoruz. Merak etmemek elde değil zaten. İnsanın yapısında var bir kere merak etmek. Belki günün sonunda cevaplar bizi tatmin etmeyecektir. Bir ihtimal. Ama o zaman bu cevapları alırsak da ama o zamana kadar aşırı eğleneceğimizi biliyorum. Yani biz eğleniyoruz şu an takipçisi olarak. Ama eğer sen takip etmiyorsan halen geç değil, katıl ve sen de eğlen derim. Dediğim gibi bunun dışında da birçok iyi yanı var bu serinin. Dövüş sahnelerini ben çok seviyorum ve unuttuğum bir nokta var. Düşmanlar ve rakipler. İsim vermeyeceğim ama birçok kaliteli düşman var ve bu serinin en iyi yanlarından biri bunlar desem yanılmam bence. Çok kaliteli düşmanlar anime dünyasında bu seride çıkıyor desem yeridir. Tabi konuşurken aklıma da bir ton fikir geliyor niye izlenilir diye. Bir ton sebep. Mesela en basitinden animeyi burada tabi biraz aldanmamak lazım. Anime gittikçe uzatıyor zaman ilerledikçe ama manga bambaşka bir boyutta. Yani anime 10 üzeri 8 ise
manga 10 üzeri 12'dir falan benim için. Yani size böyle örnek vereyim. Bunun dışında karakterlerin işlenişi var. Zoro gibi efsanevi karakterler var bu seride. Yani bad boy karakterler ki bu karakterler aşırı kaliteli. Bunların dışında bir de karakterler var. Ya her karakterin bir geçmişi var neredeyse. Bir acı hikayesi var, bir sebebi var. Boştan kötü değil, bu adamın bir sebebi var ki kötü oldu. Bu tarz karakterlerle uğraşıyorsun seri boyunca. Dediğim gibi bir ton şey var yani, saysam bitmez, yarına kadar konuşurum. Aklıma bir başka şey daha geldi. O da animenin zaman içinde gelişmesi. Başlarda eski çizim diyebileceğimiz çizimler olsa da ki 24 sene önce gayet normal. Bugün bambaşka bir seviye. Zaten son 2-3 anime bölümü, yani o çizimler falan animedeki hani en iyi anime hangisi diye tartışılır ama anam borcu, anladın mı, su borcu. Çizim anlamında One Piece son 2-3 anime bölümünde de zirveye oynadığını fark ettirtti bize. Yani birçok şey var diyebileceğim bu anime ile ilgili. Sabaha kadar anlatsam, hatta siz kanalıma bakarsanız da olur çünkü içeriklerden de fark edersiniz. Bir ton hikaye var ve işin güzel yanı, en gereksiz karakterin bile bilgilerini alıyoruz biz bu animede. Ve bu bilgiler yarın öbürsü gün önemli oluyor. Yani bir de bu kadar teori sunabilen bir anime yani yok bu dünyada bence. Neyse, öyle havadan sudan dediğim gibi anlattım size. İzlenilir mi, izlenilmez mi? Unutmayın, 20 yıldır bir anime, korkutucu bir uzunluk. Ama bir başlarsanız ve ben iddia ediyorum 300. bölümü görürseniz de bağımlısı olabilirsiniz. Bunu manga için diyorum. Anime için de geçerli ya, kusura bakmayın. Animede de aynısı, mangada da. Her türlü bağımlı olursunuz. Burada şunu da demeden geçmeyeceğim. Eğer mangacıysanız her zaman mangayı tabii tavsiye ederim. Çünkü animeler genellikle uzatıyor. Mangalar daha kompakt, daha sabit, daha doludur. Neyse arkadaşlar, kısa bir şekilde One Piece niye izlenmeli sorusunu size cevaplamaya çalıştım. Umarım bu video başlamanız için bir sebeptir. Zaten izleyenler yine izler, bu videoyu da izler. Ama eğer çevrenizde izlemeyen, başlamayan arkadaş varsa ikna etmek istiyorsanız bu videoyu patlatın gitsin o arkadaşa. Belki ikna ederiz ve One Piece fandomı Türkiye'de daha çok büyür. Neyse, günün sonunda şunu diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü bu video ne kadar çok yayılırsa o kadar çok kişi One Piece izler. Arkadaşlar, umarım hoşunuza gitti ve siz de yorumlarda niçin izlenir diye bir yorum atarsanız gelen arkadaşları da bunları okuyabilir. Ben de okuyacağım tabii. Neyse, hoşça kalın. Bu Giorno Giovanna'nın